Merhaba arkadaşlar, ben Cemal Taner. Evet, bu videoda size CCNA sınavına nasıl kayıt olabilirsiniz, kayıt yaptırabilirsiniz, bunu anlatacağım. Evet, Pearson VE sınav merkezleriyle yapılıyor bu iş, yani CCNA sınavı. Tabii, CCNA sınavı, sem sınavı veya Cisco dışında başka vendorların sınavları da Pearson VE sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Evet, Google'da bir Pearson VE araması yaparsanız, şu şekilde ana sayfası geliyor. Buradan for test taker. Yani biz test alacağız ve bir sınav ne yapalım? Schedule an exam linkine tıklayıp bir sınav arayalım. Burada tabii biz Cisco ile ilgili bir sınavımız olduğu için şöyle Cisco yazıp Enter'a basıyorsunuz. Tabii gelen link şeye tıklamamız lazımdı. Evet Cisco Systems diyor. Buradan eğer bir hesabınız yoksa sağ tıklayıp göstereyim. Create an account diyerek yeni bir hesap açıyorsunuz. Evet. Şunları kabul edip buradan uzun uzun anlatmayacağım. Daha önceden şey yaptıysanız bir Cisco ID'niz oluyor. Yani bir sınav oluşturduysanız e, herhangi bir Cisco veya başka bir CCNA, CMP sınavı Cisco sınavı veya Cisco ID'niz varsa yani Cisco e, şeyinden resmi sitesinden bir account'unuz varsa buraya Cisco ID'nizi yazıyorsunuz. Eğer ilk defa yapıyorsanız buradan no deyip Cisco ID'm yok diyorsunuz. Daha sonra işte bay bayan yazıyorsunuz. isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Bunları doğru yazın. E, soy isim buraya tabii. Varsa göbek adınız, orta adınız. Sonrasında da işte e-postanız ve devam ediyorsunuz adres bilgileriniz vesaire vesaire gelmiş oluyor. Ben buradan giriş yapayım. Daha önceki hesabımla. Evet. Buradan giriş yaptıktan sonra. Evet. Protokterit exam diye geçiyor. Bazı sınavlar var online yani evinizden girebiliyorsunuz. Tabi Cisco'da yok bu ama herhalde Microsoft'ta falan var. Evinizden giriyorsunuz, böyle bilgisayar karşısında işte kameranızı açıyorsunuz, ee, odanızı gösteriyorsunuz, diyorsun ki bak kimse yok, kopya çekmiyorum falan filan. Unprotected Online Exam diye geçiyor bu. Tabi Cisco'da bu yok, biz buradan devam ediyoruz. Evet, 200'e 125 bizim CCNA sınavımızın kodu, bunu yazıyoruz. Ve Go diyoruz. İki dilde daha önce de söylemiştim. Geçen de bir video yayınlamıştım. İngilizce ve Japonca yapılıyor sınav. Japonca biliyorsanız seçebilirsiniz. Next diyorsunuz. İngilizce tabii giriyorsunuz. 20 dakika ekstra süre veriyorlar. Evet gördüğünüz gibi 325 dolar. Yine sınavla ilgili kurallar vesaire öğrenmek istiyorsanız saatlik de burada açabilirsiniz. Öyle değilmiş tabii. Şöyle açıp geliyormuşuz. Burada sıkı sınavları ile ilgili buradan bakabilirsiniz linkleri. Evet. Daha sonra schedule this exam diyoruz. Yani bu sınavı 325 doları bayırıp bir yerde bir tarihte merkezde yapalım. Yine burada linkte görebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi okumadan yes diyoruz. Daha sonra adresimize yakın. Daha önceden adres bilgisi girmiştiniz ya kayıt olduğunuzda. Buraya ne yapıyorsunuz? ...yakın sizin adresinize sınav merkezlerinizi görüyor sınav merkezlerini görüyorsunuz. İşte IT Expert var, Ultimate, BT Eğitim. Mesela IT Expert'i seçiyoruz. Başka bir sınav merkezini de seçebilirsiniz. Buradan Next diyoruz sınav merkezini seçtikten sonra. Burada IT Expert e, sınav merkezinin müsait günlerini görüyorsunuz. Mayıs ayı içerisinde müsait zaman yokmuş. Taşınma telaşından herhalde, tadilattan... Biz de zaten daha hazır değiliz. Mesela diyoruz ki 12 Haziran ne yapalım? Sınav alalım. Burada da saatleri belirleyebiliyorsunuz. Tabi bu saatlerden önce en az bir yarım saat önce varmanız lazım. Kurallar tabi bu az önce benim o verdiğim linklerde hepsinde ayrıntılı anlatıyor. İşte iki tane kimlik götürmeniz lazım. Vesaire vesaire. Bunları sınav merkezinde arayıp öğrenebilirsiniz. Sabah 10'da ne yapalım? Sınav alalım. Sonrasında tabi daha çok var sınava saatini günle değiştirebiliyorsunuz. Evet burada bir şeyler ekletiyor size falan filan diyor işte şunu al bunu al falan filan biz hiç istemiyoruz tabi Yani online Vesaire vesaire Evet Kontrol edin diyor Bunları bakın important Tamam Telefon bilginiz falan tabi ben salladım gittim siz doğrusunu yazın Videolarda böyle Numaranız gözükmesin diye Evet, sonra bu şeyi kabul ediyoruz tabii ki. Kabul etmesek ilerleyemeyiz. Şimdi ödemeye geldik. Eğer Voucher'ınız varsa, Voucher, bu tabii değişik şekilde Voucher oluyor. Yani personel bu yerden alabiliyorsunuz. Yani birisi alıp bunu verebiliyor. Veya Screen Network Akademi'de eğitim aldığınızda alabiliyorsunuz. Voucher'ınızı yazıp buraya Apply deyip indiriyorsunuz 325 dolardan. Yoksa buradan kredi kartı olması lazım. Yani MasterCard veya Visa kart olması lazım. ...bazen kartlarda sorun yaşanabiliyor kredi kartlarında. Onu daha önce yaşayan arkadaşlar olmuştu. Burada kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Next deyip sınava bu tarih için artık ödemeyi yaptıktan sonra... ...az önce belirlediğimiz tarih için kayıt oluyorsunuz... ...ve gerekli bilgiler mail adresinize geliyor. Yine sınav merkezini arayıp dediğim gibi sınavla ilgili kurallar hakkında ki orada aslında bir sürü vardı. Biz onları okumadan geçtik. Yine SCO sitesinde de bunlar var. Ama tabii sınavı VUE ya yaptığı için yani birçok sınavı VUE ya yapıyor. CMP'de olsun veya başka Microsoft sınavları da olsun. Bunları da Pearson VUE sınav merkezlerinden girebiliyorsunuz. Temelde bu şekilde. Yani aslında bu videoda ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum. Yani normalde kayıt olup ne yapabilirsiniz? Sınav alabilirsiniz ama geçenlerde çektiğim sene sınavı nedir videosunda böyle bir video var demiştim. Ee, daha önceki videoda baktım o videodaki bilgiler de eskimiş yani o videodaki gibi sınava kayıt olamazsınız menüler değişmiş. Ben de bir yeni video çekeyim dedim. Başka bir videoda görüşmek üzere.